İmam-ı Maturidi. Ehl-i sünnetin iki itikat imamından birincisidir. İsmi Muhammed bin Muhammed Maturidi'dir. Künyesi Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkant'ın Maturid nahiyesidir. Hicri 333, miladi 944 yılında Semerkant'ta vefat etti. İmam-ı Maturidi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin naklen bildirdiği ve yazdığı ehl-i sünnet itikadının kelam bilgilerini ondan nakledenler vasıtasıyla kitaplara geçirdi, izah ve ispat etti. Kelam ilminde, akaidde müştehit olan İmam-ı Maturidi, kelam ve fıkıh ilmini Ebu Nasr İyad'dan öğrendi. İlimde çok iyi yetişen İmam-ı Maturidi, çeşitli kitaplar yazmak ve talebe yetiştirmek suretiyle ehl-i sünnet itikadını yaymıştır. Yetiştirdiği talebelerden el-Hakim es-Semerkandi adıyla meşhur Ebu'l-Kasım İshak bin Muhammed, Ebu Muhammed Abdülkerim bin Musa el-Pezdevi, Ebu'l-Leys el-Buhari ve Ebu'l-Hasen bin Said gibi ilim ve takva yönünden yükselmiş olan büyük alimler başta gelmektedir. Böylece İmam-ı Azam Hazretlerinden gelen itikat bilgilerini nakleden İmam-ı Maturidi'den sonra da talebeleri ve talebelerinin talebeleri bu hususta binlerce kitap yazarak Peygamber Efendimizin gösterdiği doğru yol olan ehl-i sünnet itikadını yaymışlardır. İmam-ı Maturidi'nin yaşadığı devir, Abbasi devletinin zayıflamaya başladığı ve yeni İslam devletinin kurulduğu, çeşitli siyasi güçler ve itikadi fırkalar arasında mücadelenin arttığı bir zamana rastlar. İmam-ı Maturidi de diğer İslam alimleri gibi kendi zamanında ehl-i sünnet itikadını müdafaa etmiş, açık bir şekilde izah ederek yaymış ve Müslümanların bu doğru itikada uymalarını sağlamıştır. Bu hususta takip ettiği usul, İmam-ı Azam'ın el-fıkh-ül-ekber, er-Risale, el-fıkh-ül-ebsat, el-Âlim vel müteallim ve el-Wasiyye gibi itikatla ilgili kitaplarında bildirilen itikat bilgilerini akli ve nakli delillerle açıklayarak tasnif etmek olmuştur. Böylece Maturidi Hazretleri ehl-i sünnet itikadında müştehit imam oldu. Eserleri: hayatını ilme ve ehl-i sünnet itikadını yaymaya hasreden ve bu hususta büyük hizmetler veren Maturidi Hazretleri, benzerine rastlanmayacak ölçüde değerli eserler yazmıştır. Başlıca eserleri şunlardır. 1. Kitâb-ü tevhid. Bu kitapta sapık fırkaların sözlerinin yanlış olduğunu ispat edip, doğru itikat olan ehl-i sünnet itikadını çok mükemmel bir şekilde açıklamıştır. 2. Tevilâtül Kur'an. Tefsire dair benzeri az bulunan bir eserdir. Semerkandi bu esere büyük bir şerh yazmıştır. 3. Reddü evâilil edille dil kabi ve beyanü vehmil mutezile. Mutezile'yi reddeden ve çürüten bir eserdir. 4. Er reddü ala usulil karamita. Karamita fırkasını reddeden bir eserdir. 5. Reddü kitabül imame li bazir revâfiza. Eshab-ı kirama düşman olanları reddeden bir eserdir. 6. Kitâb-ül makalat fil kelam. Kelam ilmine dair bir eseridir. 7. Mehaz-ü şerîye. Fıkıh ilmine dairdir. 8. Kitâb-ül cedel. Usulü fıkıh ilmine dair olan bu eserinden başka kitapları da vardır. İmam-ı Maturidi'nin naklen bildirdiği ehl-i sünnet itikadının esaslarından bazıları şunlardır. Allahü Teala kadim olan zatıyla vardır. Her şeyi O yaratmıştır, birdir. İbadete hakkı olan da O'dur. Ondan başka hiçbir şey ibadet olunmaya layık değildir. Kamil sıfatları vardır. Bu sıfatları hayat, ilim, semî, basar, kudret, irade, kelam ve tekvindir. Bu sıfatları da ezelidir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifidir. Yani dinimizde bildirilen isimleri söylemek uygun olup bunlardan başkasını söylemek yasak edilmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. onun sözüdür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i harf ve kelime olarak gönderdi. Bu harfler mahluktur. Bu harf ve kelimelerin manası kelam-ı ilahiyi taşımaktadır. Bu harflere, kelimelere Kur'an denir. Bu harf ve kelime kalıpları içinde kelam-ı ilahi olan Kur'an mahluk değildir. Allahü Teala'nın öteki sıfatları gibi ezelidir, ebedidir. Allahü Teala'yı müminler cennette cihetsiz olarak ve karşısında bulunmayarak ve nasıl olduğu anlaşılmayarak ve ihatasız, yani şekli olmayarak görecektir. Nasıl görüleceği düşünülemez. Çünkü onu görmeyi akıl anlayamaz. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu dünya ve insanın bu dünyadaki yapılışı onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Dünyada görülür diyen yalancıdır. Hazreti Musa peygamber olduğu halde bu dünyada göremedi. Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde gördüyse de bu dünyada değildi. Dünyadan çıktı, ahirete karıştı. Cennete girdi ve orada gördü. Allahü Teala insanları yarattığı gibi insanların işlerini de o yaratıyor. İyi ve kötü işlerin hepsi onun takdiri, dilemesiyledir. Fakat iyi işlerden razıdır. Fenalardan razı değildir. İnsanın yaptığı işte kendi kuvveti de tesir eder. Bu tesire kesb denir. Peygamberler Allahü Teala tarafından seçilmiş, gönderilmiş insanlardır. Onların Allahü Teala'dan getirdiği her haber doğrudur. Yanlışlık yoktur. Kabir azabı, kabrin sıkması, kabirde Münker ve Nekir denilen meleklerin soru sorması, kıyamette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, yer küresinin dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerinde toplanması, yani ruhların cesetlere gelmesi, kıyamet gününün zelzelesi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyamette sual ve hesap, iyiliklerin ve günahların oraya mahsus bir teraziyle tartılması, cehennem üzerinde sırat köprüsünün bulunması vardır. Bunların hepsi olacaktır. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet, kafirlere azap için hazırlanmış cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Cennet ve cehennem ebedi, sonsuz kalınacak yerlerdir. Zerre kadar imanı olan ve bu imanla ahirete göçen cehennemde ebedi, yani sonsuz kalmayacaktır. İbadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp tembellikle yapmayan kafir olmaz. Mümin ne kadar büyük günah işlerse işlesin imanı gitmez. Ancak farzlara ve haramlara olduğu gibi inanmak lazımdır. Emir ve yasaklardan herhangi birine inanmamak veya hafife almak veya alay etmek, değiştirmeye kalkışmak imanı giderir ve sonsuz olarak cehennemde yanmaya sebep olur. Halifelikten konuşmak dinin esas bilgilerinden değildir. 4 halifenin yüksekliği halifelik sıralarına göredir. Eshab-ı kiramın hepsini istisnasız sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Hepsi adil ve din ilimlerinde müçtehit idiler. Muhammed aleyhisselama iman edenler, başka peygamberlerin ümmetinden daha üstündür. Matem tutmak dinde yoktur. Üzülmek başka, matem tutmak başkadır. Hadis-i şerifte iki şey vardır ki insanı küfre, yani imanın gitmesine sürükler. Birisi bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi ölü için matem tutmaktır buyuruldu. Resulullah'a, eshab-ı kirama, tabiine ve evliyaya tevessül ederek, yani onları vesile ederek dua etmek, duanın kabulüne sebep olur. Dini deliller müçtehitler için 4'tür. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Avamın delili müçtehidin fetvasıdır. Tenasühe, yani ölen insanın ruhunun başka bir çocuğa geçerek tekrar dünyaya gelmesine inanmak dine aykırıdır. Böyle inananın imanı gider. Kıyamet günü Allahü Teala'nın izniyle iyiler kötülere şefaat edecek, araya girecektir. Peygamber Efendimiz, şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır buyurdu. Peygamberin mucizesi, evliyanın kerameti ve salih müminlerin firaseti haktır. Evliyanın kerameti vefatından sonra da devam eder. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Bid'at, dinde sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimiz ve 4 halifesinin zamanlarında bulunmayıp da, onlardan sonra dinde meydana çıkarılan, itikat ve ibadet olarak yapılmaya başlanan değişikliklerdir ve büyük felakettir. Mest denilen ayakkabı üzerine mes ederek, ıslak elle dokunarak abdest alınır. Çıplak ayak üzerine mes edilmez. Ebu Mansur-i Maturidi Hazretleri, İrade-i Cüz'iye hakkında buyurdu ki, İrade-i Cüz'iye bir varlık değildir. Var olmayan şey, yaratılmış olmaz. İrade-i Cüz'iye, kullarda bir haldir. Kuvveti, bir şeyi yapmak ve yapmamakta kullanmaktır. Kullar, irade-i cüz'iyelerini kullanmakta serbesttir, mecbur değildir. Şeytana, irade bende bir haldir. İyiliğe kullanırsam Allahü Teala iyiliği yaratır. Kötülüğe sarf edersem onu yaratır. Eğer sarf etmezsem ikisini de yaratmaz diye cevap verilir. Allahü Teala'nın kul irade etmeden de yaratması caizse de, ihtiyari olan işleri yaratmaya kulların iradelerini sebep kılmıştır. İrade-i cüz'iyemizin sebep olması da Allahü Teala'nın iradesiyledir. Kul bir iş yapmak irade edince, Allahü Teala da o işi irade ederse o işi yaratır. Kul irade etmezse ihtiyari olan o işi yaratmaz. Şu halde kul irade-i cüz'iyesini ibadete sarf ederse Allahü Teala ibadeti yaratır. Eğer günahlara sarf ederse günahları yaratır. O zaman kul dünyada fena olur, ahirette azap görür. Böyle olduğunu bilen bir kimseye şeytan bir şey diyemez. Siz ancak Allahü Teala'nın dilediğini arzu edersiniz mealindeki ayet-i kerimenin manasını Ebu Mansur-i Maturidi Hazretleri şöyle açıklıyor. İhtiyari işleriniz yalnız sizin iradenizde olmaz. Sizin iradenizden sonra Allahü Teala da o işi irade edip yaratır.